ve hepimizin hayatını kökünden sarsan bir dönüşümün sancılarının çekildiği ve ağır faturalarının ödendiği bir dönemden geçmekteyiz. Eğitim, sağlık, güvenlik, beslenme, açlık, sefalet ve çevre sorunları, terör ve şiddet, ideolojik ve çıkar amaçlı savaşlar, sömürüye bağlı geri kalmışlık ve haksızlıklar bu sancıların sadece birkaçıdır. Esasında inanıyoruz ki ve biliyoruz ki bu sorunların hiçbirisi dinden kaynaklanmamaktadır. Aksine ilahi dinler bu sorunların çözümüne katkı sağlayacak güçlü mesajlara sahiptir. Biz burada dini kimliklerin sosyal bir olgu olarak ayrıştırıcı özelliklerini değil, bunların tanımlayıcı ve ilahi hakikatlerin birleştirici özelliğini esas alarak bu sorunlarla mücadele etmek zorundayız. Bu sorunların şiddete, baskıya, kalıcı kin ve nefrete dönüşmesini birlikte engellemeliyiz. Biz dini liderler, din bilginleri ve dini kurumlar, uluslararası siyasetin gerilimlerine alet olmayı reddederek bu sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak zorundayız. Bilhassa son yarım yüzyılda Orta Doğu'da barış adına dökülen kan ve akan gözyaşı, insan hakları adıyla hiçe sayılan insan onurları, her türlü terörün, çatışmanın dini zemine kaydırılması çabaları artık temennilerimizi fiili adımlara dönüştürmeyi zorunlu kılmaktadır. Değerli misafirimiz, modern dünya ahlaki ve manevi bir krizle karşı karşıyadır. Bu kriz insan fıtratını, bireysel ve toplumsal hayatı, akıl ve gönül sağlığını tahrip etmektedir. Dünyamız aile değerlerinde hızla gerilemenin, başta uyuşturucu, fuhuş ve alkol olmak üzere zararlı alışkanlıklar ve salgın hastalıklar gibi birçok tehlikenin tehdidi altındadır. Bunlarla mücadelede inancın ve dini terbiyenin önemli bir rolü olduğu kesindir. Aile kurumunu anlamsız kılacak her türlü düşünce ve girişimle mücadelede kadınlarımıza karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasında, çocuklarımızın istismar edilmeden kendi gelişmelerine uygun ve sağlıklı şekilde yetiştirilmesinde ve gençlerimizin maruz kaldığı kötü alışkanlıklardan kurtulmasında dini kurumların öncülük yapması gerekir. Değerli misafirimiz, biz Müslümanlar şiddet ve terörün her türlüsünü, kime karşı ve kim tarafından işlenirse işlensin kınıyoruz ve onu insanlık suçu olarak görüyoruz. Bizler masum bir insanın kanını dökmeyi bütün insanları öldürme gibi ağır bir suç ve günah sayan bir dine mensubuz. Ne var ki son dönemlerde İslam dininin tarihi ve kaynaklarıyla şiddeti içerip teşvik ettiği, İslam'ın yeryüzünde kılıçla yayıldığı, Müslümanların potansiyel şiddet yanları olduğu anlayışını ifade eden İslamofobiyanın giderek tırmandığını hep birlikte müşahede etmekteyiz. Bilimsel ve tarihsel hiçbir araştırma ve veriye dayanmayan, adalet ve insaf ölçüleriyle de bağdaşmayan bu itham ve iftiralardan, bu iddialardan adını barıştan alan İslam'ın her mensubunun müteessir ve müşteki olduğunu ilan etmek istiyorum. Ayrıca bu kabil iddia ve girişimlerin dinleri istismar ederek din adına yanlış işler yapanların desteklenmesi anlamına geldiğini de belirtmek gerekir. Ön yargılar önemli ölçüde tarihsel korku ve kaygılardan beslenmektedir.
Özellikle biz dini liderlerin ve dini kurumların bu korku ve kaygılara dayalı ön yargıların esiri olmaması ve sağduyulu davranması evrensel barışın ve huzurun tesisi için şarttır. Bilindiği gibi her dinin farklı inanç esasları, ibadetleri ve kültür dünyası vardır. Bizim mensup olduğumuz İslam dini, kendisinden önceki ilahi dinlerin hakikatlerini kabul eder, peygamberler arasında ayrım yapmayı reddeder. İslam'ın temel esasları ve iç kategorileri, teorik ve pratik alanda aklı en temel kıstas olarak belirlemiştir. İslam'da Allah inancı, her bir bireyin doğrudan Allah'a muhatap olması ve dindarlığını dinin açık bilgisi ışığında özgür iradesiyle inşa edebilmesi, özgürlüğün ve rasyonel düşüncenin de temelini oluşturur. Böyle olduğu için de bizler doğru bilgiyi ve iyi niyeti esas alarak müsamaha ve karşılıklı saygı içinde herkesle iletişim yollarını açık tutmak isteriz. İçinde yaşadığımız dünyada ilahi hakikatler ve insani amaçlar yolunda mesafe alabilmede bunun son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Değerli misafirimiz, değerli konuklar, ülkemize gerçekleştirilen bu ziyareti farklı din, inanç, kültür ve medeniyet mensupları arasında uzlaşı kültürünün gelişmesi, karşılıklı saygı, adalet ve hakkaniyet duygularının yaygınlaşması açısından olumlu bir adım olarak görüyor. Bu geleneğin canlanarak ve pratiğe yansıyarak etik değerler üzerinde güçlenmesini temenni ediyorum. Sözlerime son verirken, Katolik dünyasının sayın dini lideri Papa